Bu Demokrat Parti içinde yaşanan bir gelişme miydi, yoksa Salih Uzun'un dün bizim programımızda söylediği gibi dış hani güçlerinde miyim artık, yani dış ne denir etkilerin de harici bir rolü, harici bedbahtlarında rolü oldu mu bunda ve kim o harici bedbahtlar? Yani şöyle, Salih Bey Yaşar Topçu Bey'le yaşadığı bir anekdotu anlattı. Onun hatırasını ifade etti dün sizin televizyonunuzda, ekranlarda. Yaşar Topçu'nun bir gün Mehmet Ağar bu parti Yaşar ya sana lazım olur ya bana lazım olur diye Yaşar Topçu'dan da teyit alarak o ifadeyi kullandı. Ama ben şunu söylüyorum, yani ben Demokrat Parti'de kimin izi var, kimin kalıntısı vardan ziyade Demokrat Parti'nin büyümek istemediğini düşündüm. Demokrat Parti'nin küçük olsun benim olsun anlayışıyla hareket ettiğini gördüm. Ben mücadeleci bir adamım. İsmail beni yıllardır tanır, bilir. İşte Barış'ı ben takip ederim. Elfin Tataroğlu annesiyle bir dönem milletvekilliği yaptık biz 99 yılında, hem selam olsun bu vesileyle. Ben mücadeleci bir adamım. Ben hiçbir şeyden çekinmeden, korkmadan doğru bildiğini, inandığını ortaya koyan bir adamım. Demokrat Parti'de de bunu yaptım aslında. Yani Gültekin Uysal o anlamda beni engelleyen, beni frenleyen herhangi bir tavır da ortaya koymadı. Ben düşüncelerimi Demokrat Parti'de net bir şekilde ifade ettim. Ama 17 Kasım Kongresi'ni çok gereksiz buldum, acele buldum. Dolayısıyla 17 Kasım Kongresi'yle hedefe gidilemeyeceğini, 17 Kasım Kongresi'nde Genel İdare Kurulu'na alınan arkadaşlarla büyüyecek bir merkez sağın oluşmayacağını gördüğümden dolayı bir zaman kaybı olarak gördüm bundan sonra Demokrat Parti'de. O zaman kaybını ortadan kaldırmak adına yine aynı mücadeleyi vermeye devam etmek üzere, yine ülkenin sorunlarını, yine memleketin dertlerini, emeklisinden, işçisine, köylüsünden, çiftçisine, ezilenlerin, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenlere ceza vermeye kalkanların karşısında, bu ülkede hukuksuzluk, adaletsizlik uygulayanların karşısında, özgürlüğü yok etmek isteyenlerin karşısında ben mücadeleme devam etmek için bugün itibariyle bağımsız olarak yolumuza devam ediyoruz. Peki Cemal Bey, yani hükümete ilişkin tezleri her zaman hem dikkate alalım hem de bir kenara bırakalım şimdilik. Demokrat Parti'nin içerisinde merkez sağ iddiasının ya da merkez sağ önerisini reddeden kesimler kimler? Kimi cemaatlerin adı geçiyor, kimi siyasi çevrelerin adı geçiyor. Sonuçta Demokrat Parti çok geniş bir parti değil. Aldığı oy oranı ve siyasi gücü kısıtlı, geçmişi çok daha, gelenekleri çok daha güçlü olsa da bugün itibariyle öyle. Kim bunlar? Yani siz karşınızdaki ekibi nasıl tanımlıyorsunuz? Tekrar söylüyorum, hükümet iddiasını bir tarafa bırakırsak. Karşımda herhangi bir ekip olduğunu görmüyorum. Öyle bir ekip iddiasında da değilim. Bir ekibin de karşıma çıkması dolayısıyla da oradan ayrılmış değilim. İstersek genel başkan adaylığa Salih Uzun veya ben aday olabilirdik ve çok ciddi de bir mücadele verebilirdik. Biz Demokrat Parti'nin Barış Bey böyle bir mücadeleyi sürdürmek istemediğini gördük. Biz Demokrat Parti geleneğinin ya da şu an Demokrat Parti'de mücadele veren arkadaşların öyle büyümek gibi bir dertleri olmadığını gördük. Küçük olsun benim olsun anlayışı. Öyle bir ekip çilikten dolayı bize karşı bir mücadele var, bir ekip var. O ekibe karşı duramadık da ayrıldık değil. Biz heyecanlıyız, biz cesuruz, biz mücadele etmek istiyoruz. Biz Türkiye'yi kucaklamak istiyoruz, biz Türkiye'yi Erdoğan'dan kurtarmak istiyoruz. Ama bu arkadaşlar da öyle bir cesurca, öyle bir heyecanlı, öyle bir direnç görmediğimden dolayı bu sürecin sonunda artık birlikte yürümek veya onlar da benimle birlikte yürümek istememiş olabilirler. Yani ben onlara göre çok heyecanlı, çok agresif, çok sert gelmiş olabilirim. Demokrat Parti hakikaten nezaketin, zerafetin partisi. Ben hep anlatırım. Ben Alaçin Hanım efendi bir gün tweet atmış. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde benden özür dilemeyi düşünüyor musun? Cemal Enginyurt. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 3 yıl öncesinde oyunumu yasakladın demişti. Ben de o zaman tweet atmıştım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde senden özür dilememe fırsat verdiğin için teşekkür ederim Benna Alaçin Hanım efendi. Özür diliyorum demiştim. Benna Hanım beni aramıştı, teşekkür etmişti. Ama o zaman oyunumu yasaklamıştın demişti bana. Ben de demiştim ki hanımefendi o zaman ben MHP milletvekiliydim. Şimdi Demokrat Parti milletvekiliyim. Burada biraz zerafet, nezaket, kibarlık öğrendim. Dolayısıyla kusura bakma eski halimden daha farklı bugünkü durumum demiştim. Yani Demokrat Parti'deki arkadaşlar da beni kendilerine göre biraz daha sert bulmuş olabilirler. Benim fikri, benim mücadele metodumu da beğenmemiş de olabilirler. Ama ben böyle bir şey de hissetmedim. Gültekin Uysal, tekrar söylüyorum Allah'a var, bana karşı en ufak bir sözü olmadı. Hiçbir şekilde hiçbir söylediğime müdahalesi olmadı. Ama ben orada o enerjiyi, o heyecanı göremedim Barış Bey. Peki Gültekin Bey, neden böyle bir iddiayı, siz bir iddia öneriyorsunuz, partinizi merkez sağın adresi yapmayı öneriyorsunuz. Türkiye'deki kararsız seçmenler bütün anketlerde çok yüksek çıkıyor. Siz bu seçmen kitlesinin merkez sağ adına kucaklamak iddiasıyla ortaya çıkıyorsunuz. Yani bir partinin genel başkanı niye böyle bir iddiayı reddetsin? Sonuçta bunu nasıl okuyorsunuz? Yani tabii Gültekin Bey'e sorsak öyle bir iddiayı reddetmeyecektir yani. Ama ben gördüğümden dolayı böyle söylüyorum. Evet, yani sizin pencerenizden soruyorum. Kuşkusuz reddetmeyecek. Yani Gültekin Uysal hakikaten dediğim gibi beyefendi, nezaket ehli bir arkadaşımız ama siyaseti ben o kadar çok yoğun sevdiğini görmedim. Siyasetin heyecanlı coşkusunu yüreğinde bizim gibi harhar bir şekilde yandığını görmedim. Yani böyle bir alev topu gibi yandığını görmedim. Öyle yoğun bir heyecan görmedim. Yani Gültekin Uysal daha böyle sakin, daha durağan bir siyasi model ortaya koyuyor. Benimkisi biraz daha cevval, daha heyecanlı bir model. Ben herhalde biraz daha hızlı olsun istiyorum, hemen olsun istiyorum. Çünkü 22 yıldır bunaldım, bıktım. Çocuklarımın bunaldığını görüyorum, Türkiye'nin bunaldığını görüyorum. İnsanların sokakta çöpten ekmek toplayıp sebze artığı topladığında, ben sokağa gezerken insanların bana ettiği isyan ve o yalvarma, o gözyaşlarını gördüğümde bir an önce Türkiye'nin kaderi değişsin istiyorum. Ben daha heyecanlıyım. Dolayısıyla Gültekin Bey'de o heyecan benim olduğu kadar yok yani.